Merhaba, ben Giray Kaçar, kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir videoyla karşınızdayım. Radyo Spor'da bir açıklama vardı. Tabii kulübümüzde görevli olan Ali Kemal Denizci tarafından yapılan çok önemli bir Weghorst açıklaması var. Gidecek oyuncular olacağından bahsetti. Önemli açıklamaları var ve bu Ajans Spor'a yanlış görmediysem yaptı ve Radyo Spor da bunu paylaştı. Şimdi tabii bu bizim için kulüp yetkilisi olduğu için Ali Kemal Denizci'nin bu söylemi çok önemli. Özellikle Onatçı ve Weghorst'ta bir bilinmezlik var. Hangisi gelecek? İkisi birden mi gelecek? Bu soruların cevabını verdi. Ve Uğurcan Çakır'la alakalı kulübümüzün de bir tasarrufu var. Bunu da açık bir şekilde söyledi. Şimdi bu detayları konuşacağız. Artık iki tane de aylık gündemde. Özellikle bir tanesi her an olma aşamasını, her an bitebilir. Şimdi bunları da değerlendireceğimiz ve videonun sonunda da transfer gündemiyle kapatacağımız yeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar, elimizden geldiğince gündemi konuşuyoruz. Tabii ki de şimdi Weghorst, Onatçu, Muhammed Şam transferlerinde herkes her şeyin ne olduğunu biliyor. Ama videomuzda içeriğinde en ufak bir detay da olsa aktarmaya çalışıyorum. Şimdi mesela Ali Kemal Denizci'den gelen önemli detaylar var. Şimdi bu bizim için birinci bir ağız. Kulübün içerisinde bulunan bir yetkili, görevli ve bugün bir açıklamada bulunmuş. Radyo Spor'da bunu paylaşmış. Tabii ki de elimden geldiğince size bunu yorumlayacağım şimdi. Öncelikle Trabzonspor takımımız dün yanlış hatırlamıyorsam Fontas'ın yurt dışı basında bir açıklaması vardı. Kampta Trabzonspor kulübü bana ayrılmam gerektiğini söyledi dedi. Fontas'ın aslında kamptan önce gitmesi kararlaştırıldı. Hatta kampta Fontas bir gün çıktı iki gün çıkmadı. Bir gün çıktı iki gün çıkmadı. Sizlere şunu söyledim. Oyuncu bir var bir yok. Fontas'ta ciddi anlamda problemler var ve zaten gidecekler arasında baş köşeye yazılmıştı. Yani adam şöyle düşünmenizi istiyorum. Yani gördünüz Orçici kadroyu almadı. Şişkinlik var orada diyor Abdullah Avcı. Yani böyle bir durumda Fontas'ın bu kadroda durma ihtimali zaten yok. Burada Fontas hamlesi çok doğru bir hamle. Ama işte oyuncuları kamptan ayrıl diye değil de kamptayken gönderebilmek bence artı önemliydi. Fontas'ın açıklaması var. Büyük bir ihtimalle oyuncu Yunanistan'da bir takımla görüşüyor. Ailemle beraber, eşimle beraber konuştum. Yunanistan'a dönme kararı aldık gibi bir cümlesi var. Büyük bir ihtimalle buradan kopartabildiğini kopartıp Yunanistan'a gidip imza atıp bakacak keyfine oyuncu. Şu an buradan kopartmaya çalışıyor diye düşünüyorum ama menajeri çağrılalı bir hafta oldu. Bayağı uzadı. Bugün, yarın en erken hani en hızlı şekilde Fontas'tan bir yol ayrımı bekliyorum. Bu bir. İkincisi Maxi Gomez. Arkadaşlar, bütün alacağı paraya neredeyse 1,5 milyon eurosunu, yani 150 bin euro bırakıyor adam, istedi. Kulübümüzde oyuncu 300 bin euro al maaşını git kardeşim dedi. En alt perdeden açtık kapıyı Maxi Gomez'de. Maxi Gomez'de şöyle iddia var, bakın bunu ben sizlere söyledim. Başka bir yerde konuşulmadı diye biliyorum. Paramı alacağım, başka bir yere de gideceğim. Başka yere de imza atacağım. Yani benim hem transferimi engellemeyeceksiniz hem de paramı ben buradan alacağım. Oyuncunun kafasından geçen bu. Arkadaşlar, 2 milyon euronun üzerinde bir rakam. Bu rakamı Maxi Gomez rüyasında göremez bu saatten sonra. Avrupa'ya gitse bunun %40'ları vergilere gidiyor ve oyuncu burada diretmekte haklı. Bu adamı aldık. Biz bu adamı transfer ettik. Size bir soru soracağım. Maxi Gomez yurt dışında gitti, gol atamadan döndü. Trabzon kampına çağırdık. Testlerden geçirdik. Dedi ki devam et kardeşim burada dedik. Sen gidebilirsen git, gidemezsen devam et. Biz santrofor alıp alamayacağımız belli değil. Belki de Maxi Gomez burada Rosenborg maçında iki tane yapıştıracaktı. Hazırlayacaktın adamı, iki tane yapıştıracaktı ve sen buradan Maxi Gomez'i belki de satacaktın tekrardan ya da kiralayacaktın. Şimdi bunlar olasılık mı? Olasılık. Olabilir miydi? Olabilirdi. Ne yaptık? Git takım bul dedik. Adam gitti abicim, tatilini yaptı. Bir takım da yok ortada. Teklif de getirmedi. Geri geldi. Bu sefer ne oldu? Dediğimiz yola çıkıldı. Gel dedik, idmanlara çık. Bu yanlış bir yönetim. Bakın 4 milyar TL'lik bir inanılmaz bir hamlesi var başkanın. Helal olsun dedim. Ayakta alkışlarım. Tarihin başkanısın. Helal olsun. Sen efsanesin. Rekor kırdın. Ama yönetim anlamında içerideki yönetimde sıkıntılar var. Hoca tercihlerinde problemler. Hamlelerde problemler var. 10 tane transfer bu hakkı değil maçın diyoruz. Transferlerle alakalı ya hocam Maxi Gomez'i sen aldırdın gözünü seveyim şunu al kampa diyemediler mi? Bunu kimse düşünmedi mi kulübün içerisinden? Burada bir içeride hocanın mı sadece dedikleri oluyor bu kulübün içerisinde? Yani hocaya hocam ben buna para veriyorum al bunu kampa sok demiyorlar mı? Ben bunu çok merak ediyorum. Ben buna oturduğum yerden stüdyomdan size 3 ay öncesinden söylüyorsam orada birisi de ya hocam biz buna verdik kampa götürelim. Santofor durumu ne olacağı belli değil. Ciddi paralar istiyorlar.
bak bu adam topu tutabilen, topu bilen bir adam. Öyle veya böyle geliriz bir hazırlık maçında atar. Rosenbrock'ta atar, oyuncu oynar. Satışımız da kolaylaşır diye düşünemiyoruz arkadaşlar. Bilmiyorum, yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınızı lütfen yapın. Ben bunu anlamış değilim arkadaşlar. Şimdi Maxi Gomez'de şöyle bir durum söz konusu. Sanki 900, 800, 900 bin eurosunu alıp yarısını alıp gidecek gibi bir görüntü var. Böyle konuşuluyor. Bu bir kulis. Bu bir duyum. 800, 900 bin eurolara bu oyuncunun sözleşmesini alarak Maxi Gomez'in elveda Trabzonspor diyeceği söyleniyor. Hani tabi oyuncu da, şimdi ben Trabzonspor takımımıza oynadım, ayrıldım. Oradan Rize'ye gittim, Antalya'ya gittim, Rize'ye gittim, Göztepe'ye gittim. Göztepe çok güzel bir yer. Ama Rize'de oynadım, çok mutluydum. Göztepe'de mutlu değildim. Göztepe'de ben Çeşme'ye 20 dakika mesafede kalıyordum. Çeşme gibi çok güzel bir yerdeyim. İzmir, Alsancak'a gidiyorsun 20-25 dakikada. Her şey ayağının altında. Müthiş bir sosyal hayat var. Okyanus gibi bir denizi var. Ama mutlu değildim arkadaşlar. Çünkü oynamıyordum. Ve hele ki gurbetten gelen. Biz oraya arkadaşımızı çağırdık. Annemizi çağırdık. Babamızı çağırdık. Akrabalarımız geldi. Abilerimiz, kardeşlerimiz geldi yanımıza. Yedik, içtik, eğlendik. Ama adam Türkiye'de uzakta, dünyanın bir öbür ucundan, ta Şili'den kalkmış buralara gelmiş, İspanyalardan buraya gelmiş. Adam mutlu olamaz. Futbolcu adam oynamadığı yerde futbolcu adam mutlu olamaz. Mutlu olan da zaten 2 gün sonra defolup gider yani bir şekilde. Gider yani, barınamaz abicim. Ben şu an teknik direktörlük yapsam, oynatmadığım bir oyuncu idmanlara gelip her zaman gülse, neşeli olsa benim onunla işim olmaz. Bir adam oynamadığında suratını asmıyorsa, moralsizse, tabii takımı bozmadan, ben o adamdan hoşlanırım arkadaşlar. Derim ki helal olsun, çocuk kafasına takıyor. Oynamak istiyor. Bir şeyler vermek istiyor. Adam geliyor. Biz al, al salla başını, al maaşını zihniyeti olur. Her gün gelirsin. Hani şu zihniyettir. Tabii memurlarımıza bir şey demiyorum. Memur zihniyeti de hani sabah 8 gider, akşam 8, akşam 6 işten çıkarsın ya. Yani hiç gidersin gelirsin, gidersin gelirsin. Hep rutine bağlar adamı. Ama adam futbolda o girişimlerde işte oynamadığında mutsuzluğu falan olmaz. Neyse. Neyse, işin içinden çıkamadık. Neyse. Şimdi Ali Kemal Denizci, bazı futbolcularla yollar ayrılacak. Takımda ciddi bir yığılma var. Belki son haftaya kalacak ama bazı futbolcular takımdan kesinlikle ayrılacak demiş. Bu bir. Ali Kemal Denizci'nin röportajı. Santofor konusunda Vegos'ta flash bir açıklama yaptı. Vegos'un ailesi Trabzon şehrine yaşamaya ikna etmek üzere dedi. Üzere. Ve Vegos ve ailesi şu an görüntüde ikna edilmek üzere diye bir cümlesi var arkadaşlar. Artı Santofor konusunda da Vegos'un Onaçio'ya göre de bir adım önde olduğu söylendi. Yani Vegos'un gelme ihtimali, bakın bunu kulübümüzün içinde görevli olan Ali Kemal Denizci'nin adını yapmış. Ajans Spor, Radyo Spor, bunun yani 200 bin tane takipçisi var neredeyse. Yalan yanlış yapacaklarını düşünmüyorum. Bir yerde de görmediniz siz bu haberi büyük bir ihtimalle. Ben tabii araştırmalarım sonucunda sizin için tabii ne var ne yok elimden geldiğince çalışıyorum. Hem telefonumla araştırıyorum, hem sosyal medyadan araştırma yapıyorum. Ve burada böyle bir açıklama yapması tabii ki de benim dikkatlerimden kaçmadı. Vegors'un bir adım daha önde olduğunu söyledi. Bunu da sizle beraber paylaşalım. Artı Uğurcan Çakır hayalleri vardı. O hayalleri bir sene sonrasına aktarabilir. Bana kalırsa takımda belli klasa sahip iki isim var. Uğurcan'ı çok farklı görüyorum. Seneye çok farklı yerlere gidebilir. Bakın Uğurcan Çakır iyi başladı. Şu an çok iyi bir teklif gelmedi. Gelmez de. Benim öngörüm bu. Çok iyi bir teklif gelmez. Ama Avrupa kupalarına katılırsak, ligimizde de gene iyi bir performans sergiler, milli takımı tekrardan kazanırsa Uğurcan Çakır seneye o hayallerine kavuşur. Kaptan bu sezon bütün her şeyi silse, kaleciler için sıkıntı yok. 27, 28, 29, 30 gider yani. Kalecide 35-36'ya kadar yolu var. 28-30 yaş da çok güzel yaştır kaleci için. Kaleci için müthiş bir yaştır. Yani Uğurcan Çakır için kulübümüzün inisiyatifinin şu olduğunu anlıyorum. Bu sene oyna, tekrardan sen ispatlayacaksın kendini. Tekrardan milli takımı alacaksın ve bu sezon az paraya gideceğine, bu sezon burada da iyi bir para kazanıyor. Yani 50 milyon TL'ye yakın bir para kazanıyor. Bu sezon burada kendini ispatla tekrardan, güzel bir performans sergile, formayı kap ve tekrardan transferinle alakalı önemli gelişmeler olsun. Çaykur Rizespor Amir Hazza Ahmetoviç'i Beşiktaş'tan kiralık aldı diye bir haber vardı. Amir Hazza Ahmetoviç'i de çok fazla istemiştik.
Bu da böyle bir durum. Yani şöyle bir haberi de göstermeye çalışacağım. Radyospor'un haberini size açmaya çalışacağım. İnşallah basıyorum şu anda ki buradan da gösterebilirsem iyi olacak. Yani Radyospor'un yaptığı bir haberdi. Ajans Spor'a yapılan röportaj var. Onu da almışlar arkadaşlar. Ben de hemen karşınıza getirmek istedim. Şöyle de görünür mü bilmiyorum. Tabii birçok reklam oluyor. Kusura bakmayın. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Radyospor'da, dur, Ajans Spor'da bir röportaj yapmış. Burada da açıklamalarını bu şekilde gerçekleştirmiş. Weghorst'un bir adım da önde olduğunu söylemiş. Hatta şöyle tam söyleyeyim. Weghorst ile ilgileniyoruz ama bugün yarın kesinlikle başkanın söylemlerine göre hem 8 numara hem santrafor transferi bitecek. Bana göre Weghorst'un transfer olma ihtimali Onatçı'ya nazaran daha yüksek demiş. Bu tabii şimdi hemen ekran fotoğrafını çektim. Reklamda olmasın diye. Baskın mı var? Hemen. Yok değil ama bir saniyenizi alacağım. Uraz gel. Şöyle de haberi gösteriyorum arkadaşlar. Videoyu da kapatacağız. Weghorst'un açıklaması Ali Kemal Denizci'nin. Gel oğlum. Bir saniye. Şuradan hemen gelsin büyük Trabzonspor taraftarı. Bir abilerine öpücük at. Öpücük at. Öpücük at. Moralinizi bozmayın. Biz şampiyon olacağız diye. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.